Bugün benim için çok önemli bir gün. Ne yapacağım ben ya? Çok heyecanlıyım. Hayatımda daha önce hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Acaba bunu başarabilir miyim? Bunun üstesinden gelebilir miyim? Bilmiyorum ki. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Birinin beni durdurması lazım. Ne yapacağım ben? Kocacığım, ne yapıyorsun? Durur musun? Kendine gel. Deniyorum, deniyorum ama olmuyor. Bir türlü sakinleştiremiyorum kendimi. Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandıktan sonra ilk kez ulusal bir kanalda konuşacağım. Halka neler yapacağımdan bahsedeceğim. Onların güvenini kazanacağım. Bak, zaten işin zor kısmını atlattın. Seni Cumhurbaşkanı seçtiler bile. Bundan sonrası kolay. Sadece televizyon karşısına çık ve onlara gelecekte yapacağın planlardan bahset. Hepsi bu. Oh hayır, bu düşündüğün kadar kolay bir şey değil. O kadar kolay olsaydı herkes yapardı. Tatlım, biliyorum, o kadar kolay bir şey değil. Sadece seni rahatlatmaya çalışıyorum. Anlayışlı ol biraz. Ya afallarsam, ya ağzımdan kötü bir şey söylersem, ya yanlış anlarlarsa beni. Olamaz, mahvolurum mahvolurum. Tüm kariyerim biter, hem de canlı yayında olacağım. Ama neden öyle bir şey olsun ki? Neden bunları düşünüyorsun? Öyle bir şey olmayacak diyorum. Güven kendine, sen çok iyisin. Evet haklısın, kendime güvenmem lazım. Çünkü ben en iyisiyim. Evet kocacığım, aynen öyle. Sen en iyisisin. Senden daha iyi bir cumhurbaşkanı olamazdı zaten bu Okyama şehrinde. Güven kendine. Teşekkür ederim karıcığım, sen haklısın sanırım. Bu zor günlerimde bana hep yardımcı oluyorsun. Beni çok motive ediyorsun. Seninle evlendiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Biz Cumhurbaşkanlığı ailesiyiz. Hepimiz çok mükemmeliz. Aile demişken küçük oğlumuz nerede? Şurada işte, televizyon izliyor her zamanki gibi. Pijamalarını giymiş yine. Allah'ım yarabbim ya. Oğlum sana daha kaç kere söyleyeceğiz. Pijamalarla gezme. Biz Cumhurbaşkanlığı ailesiyiz. Bizim bir karizmamız var. Giy hemen elbiselerini. Evladım, babanı çıldırtmak mı istiyorsun? Niye her gün aynı konuşmayı yapıyoruz? Biz normal insanlar değiliz. Bizim bir ağırlığımız var. Takım elbiselerini giy hemen. Ya ne alaka ya? İnsan kendi evinde pijamalarını giymez mi? Ne karizması ya? Ama oğlum bak, bugün benim için çok önemli bir gün. Bari bugün yapma, bir rezillik çıkmasın. Kimse bizi öyle görmesin ha. Ya amma da abartıyorsunuz ya. Bir salın beni. Şabaş şabaş, tövbe tövbe ya. İlla da beni oraya getireceksin değil mi? Baban kime konuşuyor oğlum? Adamın dediklerini duymuyor musun? Baksana yüzümüze. Ne oldu ya? Bıktım ama artık sizin bu kasıntı tavırlarınızdan. Keşke Cumhurbaşkanı ailesi olmasaydık. Bu ne ya böyle? Hiç rahat edemeyecek miyiz biz? Evet, gerekirse etmeyeceğiz. Rahat rahat etmeyeceğiz. Çünkü bizim bir saygınlığımız var. İnsanın gözünde kendimizi küçük düşüremeyiz. Anla bunu artık. Ne yani şimdi? Evimde pijama giydim diye insanların gözünde küçük mü düşüyorum? Bu bir saçmalık. Değişmiyorum üstümü. Şuna bak ya, konuşurken yüzümüze bile bakmıyor. Bu nasıl bir terbiyesizlik? Bunu sen istedin. Kapatıyorum televizyonu. Al! Ne yaptın sen? Annene babana karşı saygı olmayı öğreneceksin. Bizi adam yerine bile koymuyorsun. Yaşından başından utan. Tam en heyecanlı yayında kapattın ya. Yaptığını beğendin mi? Hemen odana git ve takım elbiselerini giy. Derhal. Of ya, bıktım sizden ya. Bıktım ya. Ben sadece normal bir çocuk olmak istiyorum ya. Yeter ya. Ne yani şimdi? Cumhurbaşkanlığı ailesi olduğumuz için ben normal bir çocuk gibi yaşayamayacak mıyım? Pijama giyemeyecek miyim? Çizgi film izleyemeyecek miyim? Bu nasıl bir hayat ya böyle? Şuna bak ya, anneye babaya saygı da kalmamış. Bu çocuk ne ara bu hale geldi? Eskiden hiç böyle değildi. Sanırım Cumhurbaşkanlığı ailesinden olmak ona birazcık zor geldi. Ama yaşına veriyorum. Zamanla alışır. Ne kadar haklı olduğumuz ileride anlayacak elbette. Ona birazcık zaman verelim sadece. Umarım zamanla alışır. Yoksa daha çok kavga ederiz böyle. Nerede kaldın? Giyindin mi kıyafetlerini? Hadi gel. Giyindin mi kıyafetlerini? Hadi gel. Hiç benim mutluluğumu önemsemiyorsunuz ki. Varsa yoksa sizin mutluluğunuz. Bak hala söyleniyor. Hala söyleniyor. Yavrum gelsene şuraya. Tamam ya, geliyorum işte. Bugün bu kadar önemli olan şey de ne değil? Niye bu kadar gerginsiniz hepiniz? Bak ya bak, daha olaylardan bile haberi yok. O kadar uzak ki bize. Oğlum biliyorsun, yakın zamanda bu şehrin cumhurbaşkanı baban seçildi. Evet biliyorum. Hayatımın berbat olduğu o gün. Keşke seçilmeseydi. Aaa, laflarına bir bak. Karıcığım tamam, sen bana bırak. Benim için sorun değil. İşte tam olarak bugün de ulusal bir kanala çıkıp canlı yayın yapacağım. Halka vaatlerimden bahsedeceğim ve bunun için gerçekten çok heyecanlı ve gerginim. O yüzden senden birazcık anlayış göstermeni istiyorum bana bu zor günümde. Bunu benim için yapabilir misin evlat, lütfen? Tamam babacığım. Zaten her gün dayanıyorum. Bir gün daha dayanırım, ne olacak? Aferin sana oğlum. Aferin, teşekkür ederim. Sen yayıncı kuruluşa haber verdin mi? Seni bekliyorlar mı şu an? Her şey hazır mı? Umarım bir sıkıntı yoktur. Şimdi arayıp haber vereceğim ben de. Her şeyi ayarlasınlar. Birazdan orada olacağım. Biz şimdilik seni yalnız bırakalım. Sen rahat rahat konuş. Hadi oğlum gel. Of of. Alo, iyi günler, merhaba. Merhaba efendim. Kimle görüşüyorum acaba? Ben şehrin cumhurbaşkanı. Bugün sizle beraber bir canlı yayın yapacaktık. Her şey hazır mı diye arayıp emin olmak için sordum. Oo efendim, gerçekten siz misiniz? Kusura bakmayın. Tanıyamadım. Sorun değil, sorun değil. Gerçekten. Her şey hazır mı şu an? Gelebilir miyim? Tabii efendim, tabii. Her şey hazır. Hiçbir eksik yok. Merak etmeyin. Birazdan özel bir araba gönderip sizi aldıracağız. Sonra yayına başlayabiliriz. Oldu, oldu. Çok teşekkür ederim. Ben de birazdan aşağı inmiş olurum. Görüşürüz efendim. Görüşürüz. Olamaz olamaz, her şeyi hazırlamışlar, beni bekliyorlar, çok az kaldı, gerçekten çok heyecanlıyım. Umarım yanlış şeyler söylemem, umarım halkın tepkisini çekmem. Hayır hayır, böyle bir şey olmayacak, çünkü ben en iyisiyim. Bunu gerçekten çok iyi bir şekilde başaracağımı düşünüyorum. Hadi yapalım şu işi. Ne
ne oldu? Konuştun mu? Bir sıkıntı var mıymış? Hayır, hiçbir sıkıntı olmadığını, her şeyin hazır olduğunu söylediler. Sadece beni bekliyorlarmış. Birazdan da özel bir araba gönderip beni alacaklar. Siz hazır mısınız? Bana orada destek olmanız lazım. Evet evet, biz hazırız. Sıkıntı yok, merak etme. Değil mi oğlum? Evet babacım, hazırız. Gidebiliriz. Hadi öyle, aşağı inelim. Ne kadar da sıkıcı ve fakir bir gün. Ne yaptıysam bir türlü şu fakirlikten kurtulamadım. Her şeyi denedim, her şeyi. Ha, şuna bak. Masamda tuz ve karabiberden başka hiçbir şey yok. Ekmeğim bile yok. Ben bu hayatı hak edecek ne yaptım ki? Ha, bir dakika, birazcık hak etmiş olabilirim. Ya da fazlasıyla hak etmiş olabilirim. Tamam tamam, gerçekten hak etmiş olabilirim bunu. Ama şu an konumuz bu değil. Ha, artık daha fazla çöpten buldum. Bayat meyveleri ve pizzaları yemek istemiyorum. Hadi çalıştır şu kafanı. Kurtar kendini bu hayattan. Bu sana bağlı. Bu yaşına kadar yeterince fakirlik çektin. Ama bundan sonra hayatına zengin olarak devam etmelisin. Sanırım açken kafam çalışmıyor. En iyisi gideyim de birazcık televizyon izleyeyim. Hadi açılsana sen eski televizyon. Açılmaz tabii. Bu televizyon babaannemden bile daha yaşlı. Hadi açıl açıl. Anlaşıldı. Ben seni nasıl çalıştıracağımı biliyorum. Al bakalım. İşte bu. Başardım. Şimdi birazcık televizyon izleme vakti. Bakalım haberlerde ne varmış. Vay canına, bu adam meydan bahsediyor böyle. Evet değerli izleyenlerimiz, sakın birazdan yapacağımız programı kaçırmayın. Cumhurbaşkanı ulusal kanala çıkacak ve sizden gelen soruları yanıtlayacak. Bunu kaçırmamanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Ne dedin sen, Cumhurbaşkanı mı? Evet sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı, yanlış duymadınız. Hey, benim ne dediğimi de nereden biliyorsun? Bu bir çizgi film adamım, çok fazla sorgulama, sadece izle geç. Ha, peki. Tüm merak ettiklerinize daha fazlası yarım saat sonra ulusal kanalda olacak. Sağlıcakla kalın efendim. Bir dakika, bu benim için çok önemli bir fırsat olabilir. Canlı yayına gidip Cumhurbaşkanı'yla yüz yüze konuşabilirim. Ve sonunda kendimi fakirlikten kurtarabilirim, bu benim tek şansım. Düşünsene, Cumhurbaşkanı'nın ailesi tarafından evlatlık edindiğini, harika olmaz mıydı? İstediğin her şeyi yapabilirdin. Yoksa bunu yapabilir miyim? Evet, bunu gerçekten yapabilirim. Cumhurbaşkanı canlı yayında soruları yanıtlarken bir anda yayına atlayacağım ve ondan beni evlatlık edinmesini isteyeceğim. Çok fakir olduğumu ve annemin babamın olmadığını söyleyeceğim. Ve canlı yayında olduğu için o da kabul edecek. Çünkü hayır diyemez, bir sürü insan izliyor. Bu gelmiş geçmiş şu ana kadar yaptığım en iyi plan. İşte bu. Cumhurbaşkanı'nın ailesi tarafından evlatlık edineceğim ve hayatım kurtulacak. Woohoo! Yayının başlamasına çok az kaldı. Hemen gidip hazırlıklarımı yapmalıyım. Hadi geçin bakalım arabaya. Sakın orada babanı rezil edecek bir hareket yapayım deme. Sakın. Gidebiliriz. Tabii efendim. Siz nasıl isterseniz. İşte efendim, geldik, buyurun. Sizler ön kapıdan değil arka kapıdan, yani VIP kapısından gireceksiniz. Anladım, teşekkürler. Hadi ailem, inme zamanı. Oh olamaz, yaklaştıkça daha çok heyecanlandım. Bu ne böyle? Sadece sakin ol, çok az kaldı. Birazdan tüm yükünü atlatacaksın. Rahat ol. Evet öyle. Birazdan tüm heyecanımı yeneceğim. Hadi gelin VIP kapısından girelim. VIP kapı şeymiş. Heh. Ne oluyordu diye insanlar gibi normal kapıdan girecek. Olmaz, biz normal insanlar değiliz. Biz Cumhurbaşkanlığı ailesiyiz. Normal insanlar gibi düz kapıdan giremeyiz. Biz Cumhurbaşkanlığı ailesiyiz. Normal insanlar gibi düz kapıdan giremeyiz. Bak çarpacağım şimdi ağzının ortasını bir tane ya. Tövbe estağfurullah. Ay neyse. Bugün de rezillik çıkaramam. Hadi gel. Anlamıyorum. Gerçekten çok saçma. Ben sadece normal bir insan olmak istiyorum. Ama neyse, babama söz verdim. Gidip ona destek olmalıyım. Evet sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanımız birazdan burada olacaktır. Yayınımıza katılacaktır. Merak ettiğiniz tüm soruları ona birazdan soracaksınız. Bizler de beklemedeyiz şu anlık. Hiçbir yere ayrılmayın. Birazdan Cumhurbaşkanı yayınımıza konuk olacak. Onun hakkında merak ettiğiniz tüm soruları sorabilirsiniz. Kameramanlarımız şu an yerlerini almış durumda. Cumhurbaşkanı ile zaten az önce telefonda konuştuk. Kendisi birazdan yola çıkacağını söyledi. Çok az kaldı, çok az. Ve işte Cumhurbaşkanımız şu anda yayınımıza gelmiş bulunmakta. Hoş geldiniz başkanım. Hadi hayatım, cesaretini topla da git. Sana sorulan tüm sorulara cevap ver. Yaparsın bunu, hadi aşkım. Selam millet, işte ben geldim. Karşınızda Cumhurbaşkanınız. İşte siz sevgili izleyenlerimiz, size söz verdiğimiz gibi Cumhurbaşkanını canlı yayına getirmiş bulunmaktayız. Başkanım öncelikle nasılsınız? İyiyim, çok iyiyim. Şehrim için gece gündüz çalışıyorum. O yüzden mükemmel hissediyorum kendimi. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz başkanım. İsterseniz sevgili izleyicilerimiz daha fazla bekletmeden sorulara başlayabiliriz. Hazır mısınız? Ben her zaman hazırım. Benim gizlim saklım yoktur. İstediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Hadi başlayalım. Canlı yayın şimdi başlamış olmalı. Olamaz, geç kaldım, daha hızlı olmam lazım. Canlı yayında büyük bir sürpriz bekliyor. Bakalım ne olacak. Umarım bu yaptığım hareket bir felaketle sonuçlanmaz. Hapse gitmek istemiyorum. Ulusal kanal yukarıda olmalı. Bu merdivenlerin üstüne çıktığım anda Cumhurbaşkanı'nı görmeyi planlıyorum. Sanırım bunu merdivenlere çıkmadan bilemeyeceğim. Hadi bakalım. İşte oradalar. Ay canım kocam benim ya. Şuna bak, ne kadar da güçlü duruyor. O zaman efendim, huzurlarınızda ilk soru geliyor. Neden Brockham'ın şehrine Cumhurbaşkanlığı için aday oldunuz?
En birinci amacım şehrime çok faydalı olmaktır. Şehir gerçekten kısa zaman içinde çok yol kat edecek. Bana güvenebilirsiniz. Elimden ne geliyorsa yapacağım bu konu için. Vay canına başkanım, bu gerçekten çok iddialı bir yanıt oldu. Sıradaki soruyla devam edelim o zaman. Askeri Robux'a zam gelecek mi? Evet arkadaşlar, askeri Robux'a zam gelecek. Askeri Robux en az 10.000 Robux olacak her ay. Vay canına efendim, bu gerçekten çok yüksek bir miktar. Bunu gerçekten yapabilecek misiniz yoksa şov mu yapıyorsunuz? Ben şov yapmam, işimi yaparım, güvenin bana. Beni boşuna cumhurbaşkanı seçmediniz. Helal olsun be, yürü be, kimin kocası? Alkışlasana oğlum babanı. Anne beni bir sal ya, sal ya. Evet sayın seyirciler, cumhurbaşkanımızın dediklerini duydunuz. Bu kadar mı? Hayır. Sorularımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Sıradaki soru gelsin. Efendim, başkanlık seçimlerinde hile yaptığınız söyleniyor, oy çaldığınız söyleniyor. Doğru mu duyduklarımız? Hayır, bunlar kesinlikle iftira. Üstüme iyilik sağlık. Başka söyleyecek yalan mı bulamamışlar? Ben kesinlikle öyle bir şey yapmam, yapmadım da. Ben çok dürüst bir insanım. Bunu hepiniz göreceksiniz, merak etmeyin. Böyle iftiralara da inanmayın lütfen. Evet sayın seyirciler, duyduğunuz gibi başkanımız hakkında çıkan oy çalma haberlerinin asılsız olduğunu ve yalan olduğunu söyledi. Ha, şimdi atlasam mı, şimdi mi atlasam, sonra mı atlasam, ne yapsam ki? Acaba millet bir anda canlı yayında beni görünce ne yapar? Aa, cesaret edemiyorum. Bir anda çok utandım. Yapamayacağım galiba bunu. Ama fakirlikten kurtulmak için bu benim tek şansım. Ve ömrümün sonuna kadar böyle bir şans gelmeyecek. Düşünsene Cumhurbaşkanlığı Alice tarafından evlatlık edindiğini. Babanın cumhurbaşkanı olduğunu düşünsene. Evet sevgili izleyenler. Başkanımı hız kesmeden tüm sorulara anında cevap veriyor. Kendisini gerçekten tebrik ediyoruz. Sevgili Brookhaven halkı. Beni seçtiğiniz asla pişman olmayacaksınız. Sanırım daha fazla bekleyemeyeceğim. Hey! İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu video Cumhurbaşkanı'nın ailesi beni evlat edindi serimizin ilk videosuydu. İkinci bölüm 6 Eylül Pazartesi günü sabah saat 12.30'da gelecektir. Videoyu beğendiyseniz video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.